da Amerikan askeri istemiyoruz. İzin vermeyeceğiz. Mehmetçiğimizin kanlı emenler bu ülkede gezemez. Amerikan askerlerinin başına Bodrum'da çuvalı geçirdik. Tarih 20 Mart 2011. Bodrum'a demirleyen USS Ramage gemisinden inen Amerikan askerleri Bodrum sokaklarını arşınlıyordu. Irak ve Afganistan'ı cehenneme çeviren askerlere karşı Bodrum gençleri tepkiliydi. Amerikan askerine geçit yok! Katil Amerika sloganları atan gençler, Amerikan askeri Jesus Salazar Munoz'un başına çuval geçirdi. Amerikan askerlerinin başına Bodrum'da çuvalı geçirdik. Bu çuval daha önce Amerikan askerleri tarafından kurulan bir komplo sonucu bizim askerimizin başına Süleymaniye'de geçirilmişti. Biz de buna karşılık olarak bu çuvalı geçirdik. Gençlerin bu eylemine halk da destek verdi. Alnından öpmek lazım o adamı, evet, alnından öpmek lazım. Gurur verici bir olay yani. Esnaflardan Rauf can kurtaransa katil Amerikalılar giremez pankartı nedeniyle gözaltına alındı. Katil ABD askeri giremez. Ben iş yerime katil ABD askerinin girmesini istemiyorum. Onlar Irak'ta dünyanın dört bir yanında kadınlara tecavüz eden askerlerdir. Onların kanlı parası benim kursağımdan geçmeyecek. Bu katil Amerikan askerlerini dükkana sokmamaya bütün esnaf kardeşlerimi, arkadaşlarımı çağırıyorum. Hem esnaf can kurtaran hem de gençler 21 Mart'ta serbest kaldı ancak yargı süreci işliyor. Savcı öyle bir iddianame hazırladı ki görenler şoke oldu. Amerikan askerinin başına çuval geçiren gençler için 16 yıl hapis istendi. Gerekçe şerefe karşı suç ve hürriyetten yoksun bırakma. Oysa 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde Amerikan askerleri 11 Türk askerinin başlarına çuval geçirip 60 saat alıkoymuştu. O askerler hakkında hiçbir soruşturma açılmadı. Bilakis çuval emrini veren Tümgeneral Odierno, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ödüllendirildi. Ayrıca Bodrum'a gelen Amerikan askerlerinin bugüne kadar onlarca vukuatı oldu ve yine hiçbir soruşturmaya tutulmadılar. Tacizkar ve burada yaşayan insanları aşağılayan, horlayan davranış ve tavırlar içerisindeydiler. 16 yıl hapiste yargılanan gençlere Bodrumlular destek veriyor. Bu kadar ağır bir cezayı gençler asla hak etmedi diyorlar. Ülkemizde Amerikan askeri istemiyoruz, izin vermeyeceğiz. Mehmetçiğimizin kanlı emenler bu ülkede gezemez.